Şeyler de hazır. Katsun paylaşımı ve Dışişleri Bakanlığı'nın yanıt da hazır. Ona da bir bakalım isterseniz. Yani o, 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 o harita gelirse orada açık aleni göreceğiz o şeyi. Bakın şimdi mesela bu da şey ne demiş? Türk halkını Hamas arkadaşı buna nefret etmeye devam ediyor. Ve ne yapmak istiyor? Ben baktım şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımın altında kendini bilmez birkaç kişi Hamas terör örgütü demiş. Kardeşim sen... İsrail'i katsı tekrarlıyorsun ya. Adam ne yapmış? E, ateş atıyor. Ateşleyen kim? Biz mi ateşledik? Biz mi öldürüyoruz? O biraz evvel kana bulanmış olan e, Gazze'yi kim kana buladı? Şu anda Batı Şeria'da ne yapıyor? Batı Şeria'da Hamas mı var? Niye Batı Şeria'da katliamı başlattı? Neden orada bir hem Amerikan hem Türk vatandaşı olan bir genç kızı uzaktan bir keskin nişancıyla öldürüyorsun. Niye bu kızı seçiyorsun? Yani bakın bu konuda özellikle ne diyor Türk halkını Hamas arkadaşları siz daha iyi yaparsınız e, tanıtımını. Ben okursam yanlış olur. Ha, tanıtım <laughs> tanıtım, tanıtım deyince. Hayır yani, yani sen rolünüzü çalmıyor. Ay estağfurullah. <laughs> ya bu adam yani Katsa da böyle hani yemiyor içmiyor böyle de, tuhaf tweetler atıyor gerçekten böyle görüntüyle. O uzunu verseniz arkadaşlar tamamını. Şimdi e, Türk halkını Hamaslı arkadaşları uğruna Cumhurbaşkanı diyor nefret ateşini atıyor. E, İslam ülkelerine sözüm ona Türkiye'yi ve bölge ülkelerini işgal etmek isteyen İsrail'e karşı ittifak yapma çağrısı yaptı. Elbette ki bu itham bir yalandan ibaret sadece ortamı kızıştırmaya yönelik. E, yani ne oldu Gazze'de 41 bin kişi ölmedi mi? Yani ne, ne, kime çağrı yapılacak? Neyse İsrail sınırlarını ve vatandaşlarını Hamaslı katiller ve tecavüzcülerin yanı sıra başına İran'ın çektiği Şii Şer eksenine karşı da savunuyor. Bu Katil, ne yapıyor bakın. Hamaslı katiller ve te tecavüzcüler. Te te dönütülen... az İran'ı tehdit gösteriyor. İran'da evet. katliam yapan kim? İran'da sivil kasları yapan kim? Yani burada bakın İsrail ve Amerika sonu... Birleşik Devletleri İran'ı yani, tehdit gösteriyorlar. Sonu okuyayım sonu şey. Erdoğan ve Müslüman kardeşler İran'la yıllardır beraber çalışarak Orta Doğu'daki ılımlı yönetimleri istikrarsızlaştırıyor. Niye Müslüman kardeşler lafını kullanıyor? Evet. Sisi'yle aramız düzeldi ya. Hmm. Yani Sisi'yle aramızın düzelmesine çomak sokmak için. Yani şimdi bakın bazı şeyleri işte ben biraz evvelki hep konuşmalarımda onun için benim bu lafları bilerek söylüyorum. Televizyonlarda konuşanlar İsrail kaynaklarına ya da Amerikan kaynaklarına baktıkları zaman bir de tersini düşünerek konuşsunlar. O kaynaklarda bir bilinçaltı kurgulaması var. Ve bu bilinçaltı kurgulaması sayesinde bu iş götürüyor. Mesela şimdi burada da işte bilinçaltı kurgulaması var. Müslüman kardeşler lafını veriyor ne kime kafasını çelmeye çalışıyor? Sisi'nin ve Mısırlıların kafasını. Dışişleri Bakanlığı'nın cevabını da görelim. İki dakikam kaldı araya. Yani böyle kullandığı dil de böyle bir kışkırtıcı dediğiniz gibi. Yani hani bir Dışişleri Bakanlığı'nın... Troll değil, troll. Ya yani, değil mi böyle şey böyle hani... ama bilerek yani adamın diline bakacaksın adamın söylediğine bakacaksın. Hani iyisi yani, bir yani falan, hani ifadeler yani biraz... adam aynı lafları Netanyahu oğlunun yayınladığı harita için söylüyor mu? E ee, sen kendi ha, başbakanın haritası şey mi? yayınlamış. O haritada bütün o İslam ülkelerini alacaksın ya da sen e şeyde harita yayınlıyorsun ya da söylüyorsun vaat edilmiş topraklar diye bir projeden bahsediyorsun. Onu gündeme getirmiyorsun. Cumhurbaşkanı biraz evvel okuduğunuz açıklamaya anında yanıt veriyor. Ha, o söyleyince kızıştı. E, gayet şeyi. tabii. Yani şimdi burada bunu, bunun için televizyonlara düşen görev bir yani tartışmalarda açık seçik altını çizmeleri gerekir. Şimdi, Yorumcuların da nedir açık seçik şeyle bunu niçin söyledi? Kalemimi alacağım. Ne yapmak istiyor? Yani Şenmi Cumhurbaşkanı o kullandığı şeyde ne dedi? Biz Hamas'ı değil Hamas Müslümanları savunuyor dedi. Yani Hamas'ı terör örgütü görmeyi engelleyen bir konuşmaydı. Hı hı. Ama bu Cumhur Cumhurbaşkanlığı Bakanlığı altına yorum yapanlar hemen Hamas'ı savundunuz diyor. Burada Hamas adı geçiyor mu? Hiç Şimdi, yok. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği cevap ve kullanılan dile bakalım. İsrail Dışişleri Bakanı katsın sayın cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan iftira ve yalan dolu bir sosyal medya paylaşımı daha yaptığı görülmektedir. Adı geçen şahsın soykırım suçu işleyerek İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu hükümeti içinde dahi dahi e, herhangi bir itibarı bulunmamaktadır. Katz ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır. Türkiye gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edecektir. Yani ee, Oğuzhan Bilgin sizin dediğiniz gibi aynı böyle troll gibi e, yazılmış bir tweete e, verilmiş gay, e, gayet resmi ve nokta atışı bir yanıt. Gidelim mi reklama 52 oldu sevgili yönetmenime soruyorum. Ama beni duymuyor galiba gidebiliriz diyor tamam bir reklam arası verelim devam edeceğiz müzakereye. Merhabalar efendim. E, reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Müzakere devam ediyor. Saatlerimiz artık yavaş yavaş ona geliyor. Bizler de son bir saatimize girmiş bulunuyoruz. Şimdi e, haritamızda yine ekranlarda e, neyi konuşuyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün çok önemli mesajlar verdi. Özellikle İsrail'le ilgili biliyorsunuz Batı Şeria'da protestolarda 26 yaşında. Türk bir genç kız, Türk-Amerikan vatandaşı olan bir genç kız polisin müdahalesiyle ve gerçek mermiyle müdahalesiyle başından vurularak hayatını kaybetti. Ve birçok görüntü de ekranlarınıza getirdik. Hapishaneden Filistinlilere yapılan işkencelerin görüntüleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarının da çok önemli olduğunu kaydetmiştik. Bunun sebebi de e, Gazze ile kalmayacaklar e, topraklarını genişletmek isteyecekler ve Netanyahu'nun o az önce oğlunun yayınladığı haritada altına işte Özgür Kürdistan yazdığı haritada Kayseri'ye kadar gelen, Van Gölü'nü geçen Türkiye'nin de e, oldukça büyük bir parçasını da içine alan e, o haritaya istinaden de e, durmayacaklar. Gözlerini bizim topraklarımıza da dikecekler. Mesajı gelmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve biz şimdi bunları konuşuyoruz sevgili konuklarımızla birlikte. Bir yandan e, Tel Aviv'de de protestoların sürdüğünü e, söyleyelim ama e, burada bu gece konuklarımın e, benim de katıldığım şekliyle e, konuklarımın genel kanısı o protestoların, e, rehinelerin hala 11 aydır e, gelmemiş olmasından e, kaynaklandığı yönünde. Şimdi Sayın Ar, sizinle devam edelim efendim. Ee, ben işte şu zaman, yani şu ana kadar konuştuğumuz Oğuzhan Bey'in, e, Masum Bey'in de söyledikleri ışığında ortada da e, harita var, e, Netanyahu'nun oğlunun haritası var, İsrail savaşı nereye sıçratmak istiyor? Böyle bu konuyu da kapatalım. Sizden geniş bir yorum rica edeyim. Buyurunuz efendim. Şimdi izin verirseniz e, İsrail'in Dışişleri Bakanı'nın katsının ne yaptığına dair, ne yapmaya çalıştığına dair bir yorum yapacağım. Bir bakış, bir, bir bakış açısı geliştirmeye çalışacağım. Şimdi <laughs> Türkiye'yi orada İran'a ve Hamas'a iltisaklamaya çalıştığı gözüküyor. İşte Yahya Sinvar'ın fotoğrafını Sayın Erdoğan'ın arkasında ilginç bir şekilde bir M16'ya benzer bir silahla da paylaşarak. Evet. Şimdi bu neden? Bu aslında İsrail'in Türkiye'ye yönelik uygulamış olduğu sistematik bir itibarsızlaştırma ve yalnızlaştırma projesine karşılık geliyor. Hatırlayın Kats geçmişte bütün batılı ülkelerdeki diplomatlarını <laughs> Türkiye aleyhine şey bu dair bir takım görevler vermişti. Şimdi teşekkür ederim. E, şöyle iş şu çok yaşayın. <laughs> Şimdi İsra e, İran ve Hamas İran ve Hamas Batı dünyası indinde neye karşılık geliyor? <laughs> Sünni Arap tabanlı ülkeler indinde neye karşılık geliyor? Bizim şu an ilişkilerimizi düzeltmeye çalıştığımız <laughs> Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak indinde neye karşılık geliyor? Bunu görürseniz, yakalayabilirseniz, katsın ne yapmaya çalıştığında çok iyi anlarsınız. Şu an bakın ben bir cevap vereyim müsaadenize. Buyurun lütfen. Biz Filistin davasına veya Gazetki masumlara İran'ın ekmeğine yağ sürmek için sahip çıkmıyoruz. <laughs> Hamas'ın ekmeğine yağ sürmek için sahip çıkmıyoruz. Onurlu bir millet olduğumuz için sahip çıkıyoruz Filistin davasına ve Gazze'de katledilen masumlara. Birer insan olduğumuz için, vicdanımız olduğu için sahip çıkıyoruz. Ha İran bundan istifade ediyormuş. Hamas bundan istifade ediyormuş. O başka bir şey. Biz insanlığımız adına, inancımız adına, insanlık adına ümit ölmesin diye o topraklarda akan kana sahip çıkıyoruz. Bakın biraz önce bir harita paylaştınız. Birleşmiş Milletler'den yayınlanan evet. 80 bin ton bomba. Evet. Bu eksik mi Hanım. Bu evet. sadece gökten atılan 80 bin ton Doğrudur. bomba. Karadan attıkları bilmiyoruz sayısını. Tonajını bilmiyoruz. O toplardan, havanlardan, tanklardan, obüslerden neler attıkları bilmiyoruz. Ne kadar patlayıcı kullandıkları bilmiyoruz. Ya bombasız katliam. <laughs> yani ortada korkunç bir zulüm var. Bu zulme karşı durmayacağız da ne yapacağız? Ha, uluslararası hukuk için karşı çıkıyoruz. Adalet için karşılık çıkıyor, sahip çıkıyoruz. Hakkaniyet için sahip çıkıyoruz Gazze'deki akan kana. Çıkmayalım mı? Esir mi olalım size? Esir mi olalım sizin yapmış olduğunuz insanlık suçlarına? Katliamları onaylayalım mı diğerleri gibi? Sizin işlemiş olduğunuz insanlık suçuna ortak mı olalım? yol gösterecek bir de ihtiyaç var. O yüzden hani Türkiye'yi Batı dünyasında şeytan olarak algılanan İran'la iltisaklama çabası bir stratejiye karşılık geliyor. Terör örgütü olarak tanımlanan Arap dünyasında da, Sünni Arap dünyasında pek muteber karşılanmayan Hamas'la iltisaklama çabası da bir stratejiye karşılık geliyor. Hayır tekrar söylüyorum bakın biz Gazze'deki masumlara ve Filistin davasına sahip çıkışımız İran'la ilgili değildir. Hamas'la ilgili değildir. İnsanlıkla ilgilidir. Adaletle ilgilidir, hakkaniyetle ilgilidir. Bu bütün dünya tarafından da bence böyle bilinmelidir.